Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup konuşmasında vatandaşın gündemini, sıkıntılarını konuşmak yerine döndü dolaştı ve Sayın Genel Başkanımızın SSK Genel Müdürlüğü dönemini Z kuşağına anlatmaları gerektiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Z kuşağının eskileri bilmediğini, eskilerde Genel Başkanımızın Sosyal Sigortalar Kurumunu batırdığını söylüyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Böyle Z kuşağı Cumhurbaşkanı da olsa, bir partinin genel başkanı da olsa kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil bir konuyu merak ettiklerinde dakikalar, saniyeler içinde bilgilere erişebilen ve bu konuda vicdan terazileri de hiç sapmayan bir kuşak. Bizim özendiğimiz bir şey öğretmeye değil, bir şey öğrenmeye çalıştığımız bir topluluk gençler. Öyle efendim Z kuşağı bunları bilmiyor, bunu Z kuşağına anlatın diyor. Hem de kendi yalanını doğru gibi anlatmak istiyor. Z kuşağı elindeki imkanlar el verdiği sürece oradaki en büyük üzüntümüz, en büyük sıkıntımız belli bir yaşın altındaki gençlerin içinde ailelerinin ekonomik sosyal durumlarından dolayı yaşadıkları adaletsizliklerdir. Birinin elindeki cep telefonu diğerinde yoksa bir yerinin birinin uzaktan bilgiye erişimi, eğitime erişimi varken diğerinin yoksa bu bizim derdimizdir. Bu Z kuşağı olarak nitelendirilen bütün gençlerin de derdidir. Onlar buna tasalanıyorlar. Çünkü onlar en çok eşitsizlikten ve haksızlıktan rahatsızlar. Z kuşağı bir şey öğrenmek isterse öğrenir. Recep Tayyip Erdoğan'ın dikte etmesine gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği durum zaten komik bir durum. Şöyle ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu SSK genel müdürüyken o SSK'nın bağlı olduğu bir çalışma sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma bakanlığı var. Ayrıca o bakanın bağlı olduğu bir başbakan var. Halk başbakanları değiştiriyor. Halk bakanları, başbakanlar bakanları değiştiriyor. SSK genel müdürü SSK'da hükümetin aldığı kararları yapıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan kendi dönemiyle ilgili övünürken ben yapmadım, genel müdürlerim yaptı diyor mu? Mesela duble yollar yaptık diye övünürken dönüp aslında bu benim başarım değil partimizin övünceye bir durum yok. Karayolları genel müdürümüzü takdir etsin herkes diyorsa SSK'nın geçmiş döneminden de o dönemin genel müdürü Kemal Kılıçdaroğlu sorumlusun. Akıl yürüteceksek böyle yürütmek lazım. Ama işin önü söz arkası yine yalan. Diyelim ki hesabı Kemal Bey verecek. Kemal Bey'in döneminde dört buçuk milyar TL bugünkü parayla açık var. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 400 407 milyar TL açık var. Tam 100 kat. Açık 100 kat artmış. Yani Kemal Bey'in dönemindeki açığı söylüyor, kendi dönemindekini söylemiyor. 100 kat artmış. Kaldı ki o dönemde yedi bin gün çalışan emekli oluyordu. Yani daha erken emekli maaşı bağlanıyordu. Daha az prim alınıyordu. Yani bu açığı arttıracak bir şeydir. O gün emeklilik yaşını yükselttiler. O gün emekli olmak için kadınlar 38 yaşında emekli olabiliyorlardı. Erkekler 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. Şimdi 65 yaşa kadar uzamış yaş var ve emekli maaşlarını da düşürdüler. Yani o zaman sadece hep askeri ücretle çalışan biri emekli olduğunda aldığı maaş şimdi hep askeri ücretle çalışan birine bağlanan maaşın iki katıydı. Şimdi yarısı. O zamanki hesapla mesela 1500 liraydı. Şimdi 790 liraya denk geliyor. Sadece SSK'da askeri ücretle çalışırsan askeri ücretin hak ettiği emekli maaşı da yarıya düşürdüler. Buna rağmen açık yüz kat artmış. Neden kötü yönetimden. Kim yönetiyor? Tayyip Erdoğan yönetiyor. Ama dönüyor Kemal Bey de hani çok basit bir akıl yürütmeyle şöyle. Kemal Bey ne kadar temiz, ne kadar düzgün bir insanmış ki. Tayyip Erdoğan ona bula bula kusur genel müdürüyken ki SSK'nın açığını bulmuş. O da bugünlükdekinin yüzde biri kadarmış. Z kuşağı bunları bilsin diyor. Z kuşağı istediği her şeyi bilir. Z kuşağı mesela kendilerine saray yapanları biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir apartmanın dördüncü katında oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan 1500 odalı sarayda oturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazın gideceği, kışın gideceği başka evleri yok. Ama Tayyip Erdoğan hepimizin parasıyla kendine Muğla'da bel'inde bir yazlık saray yaptırdı. Katar emiriyle birlikte orada tatil yapacaklar. Ahlat'ta da bir tane kışlık saray yaptırdı. Orada da kayak yapacaklar. Bunları benim söylememe gerek yok. kuşağı bunları gözünün önünde görüyor. Mesela Kemal Bey'in danışmanlarının, Kemal Bey'in çalışma arkadaşlarının partiden aldıkları bir tane maaş var. Bir. Ama örneğin Tayyip Bey'in iletişim başkanı var. Pergoleci Fahrettin. Neden pergoleci diyoruz? Evi vardı bunun. Evinin yanındaki boş arsaya gitmiş pergola yaptırmış. Mangal yaptırmış. Taş döşetmiş. Nerede boğaz içinde çivi çaksan ceza alırsın. İstanbul İl Başkanlığı bu konuyu ortaya çıkardığında, Üsküdar ilçe başkanımız bu konuyu ortaya çıkardığında, takip ettiğinde onlara mahkeme açtığı gibi aynı gün gidip Vakıf Bank'tan ihaleyle on yıllığına arsayı kiralamış suç üstü yakalandığında sonra da hatasını kabul edip gençler kınadıkları için bu pergolojiyi Z kuşağı hashtag yapıp da bu pergolojiyi kınadığı için gitmiş Orayı suçunu kabul etmiş bir de kendi elleriyle yıkmış. Demek ki suç niye yaptın? Madem yıkacaksın neden yapıyorsun? Vatandaş yapamıyor. Cumhurbaşkanı'nın pergoloji danışmanı yapıyor. Ama herkesin babası bir maaş alıyor. Hatta herkesin annesi bir maaş alıyor. İkisinden biri bir maaşı zor alıyor. Emeklilikte yaşa takılmış. Yaşlısın diye işten çıkarıyorlar. Emekli olacağım diyor daha yaşın gelmedi çok gençsin git çalış diyor. Cumhurbaşkanı diyoruz ki bunları emekli edelim EYT'yi çözelim. Çift dikiş yaparlar diyor. Nasıl çiftlik dikiş? Hem diyor emekli maaş alırlar 50 yaşında emekli olsa hem gidip çalışıp ikinci maaş alırlar diyor. Çift dikiş olmasını istemiyorum diyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kalsın diyor. Pergoleci Fahrettin 3 maaş alıyor. Eşi iki maaş alıyor hanımefendi. Eve beş maaş giriyor. Beş maaş. Şimdi bu beş maaşı görmeyecek mi gençler? Bilmiyor mu gençler? Gençler hiçbir şey bilmiyormuş onlara bir şey öğretin diyor. Beş maaş. Sonra bu beyefendi suçüstü yakalanınca diyor ki ben aldığım maaşlardan birini hayır işlerinde kullandım emin olun diyor. Çok eminiz. Dünyalığı bizim sırtımızdan yaptı. Ahireti Öbür dünya için sevabı da bizim sırtımızdan kaşanır. Senin benim paramla aldığı maaşı yemiyormuş, hayır yapıyormuş beyefendi. Bırak devlete, devlet nereye harcayacağını bilir. hamfendi yakalandı. Kendisi yaptığı görevin normal maaşının dışında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'na girmiş. 2-3 ayda bir bir toplantıya katılıyor. 120 milyar lira huzur hakları alıyorlar. Sonra açıklama yaptı. Alıyordum ama feragat ettim. Feragatında belgesini görmedik. Bir gördüğümüz belge o yönetim kurulu pandemi sırasında birkaç maaşını bırakmıştı. Galiba onu kastediyor. Biz görsek ya o baştan beri aldığın maaşları feragat ettiysen geriye nereye ek verdin? Hazineye gelir kaydedildi mi? Bugün o maaşı almadığınla ilgili feragatnameyi görsek? Yok. Ama inanın öyle yapıyorlar. İnanacağız biz de. Gençler hep bunları görüyor Recep Bey. Hep bunları görüyorlar. Ama görmeden sizin yaptıklarınız var diyorsun ya anlatın geçmişi diye. Vallahi birisi gelip de geçmişi anlatacaksa şöyle olur. Eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi yokken üniversiteyi bitirenler sınava giriyordu KPSS. O sınavda yüksek puan alanlar da işe giriyordu. Şimdi mülakat var. Mülakatta torpil var. AK Partili olmayana iş yok. Artık AK Parti'li olana değiş yok. AK Parti'nin yakın olanına, yukarılarda olanına, yukarıdan torpille olanına iş var. Gençler işsiz kalıyor ya. Gelecekten endişeli ya. Ülkeyi AK Parti yönettiği için. Eskiden KPSS'yi kazanan, yüksek puan alan giriyordu. Eskiden okulu bitiren hemşire göreve atanıyordu. Okulu bitiren öğretmen göreve atanıyordu. Dil, tarih, coğrafya fakültesini bitirince banko işsiz olmuyordun. Recep Tayyip Erdoğan geldi. 18 yılın sonunda her mesleğin atanmayanı var. Atanabilenler AK Parti'den torpilliler. Atanamayanlar sanki kusur kendindeymiş gibi bile bile atanmayanlar milletin çocukları. Garibanlar, yoksullar, orta direk memurun çocukları. AK Parti'nin torpilleri dışında kolay kolay atanan yok. Bunun için sözlü mülakat getirdiler. Soruyorlar, reis deyince aklına ne geliyor? Temel reis geliyorsa aklına yandın. Tayyip Erdoğan dersen alıyorlar işe. Size reis denince aklınıza ne gelir? Ne gelecek aklına? Temel reis gelir. Taka'nın reisi gelir. Ama onlar olunca olmaz. Reis deyince Recep Tayyip Erdoğan gelecek akla. Gençler bunları biliyor. Sen ne anlatıyorsun gençlere? Gençler her gün yaşıyor bunu. Yaşıyor, yaşayarak öğreniyor. Bu gençlerin sorularını çaldılar ya. O ÖSYM başkanını sen atamıştın. Altında imzam var. Soruları çaldılar, FETÖ'cülere verdiler. O yüzden millet gireceği okula giremedi. Şimdi işsiz. Daha iyi, ki iyi okula gireceğine daha düşük okula girdi. Şimdi işsiz ya da daha düşük maaşla daha kötü bir işte çalışıyor. Ne yüzden? Senin atadığın ÖSYM Başkanı soruları çalıp FETÖ'cülere verdi diye. Z kuşağına diyor iyi anlat bunları diyor. Z kuşağı sizin ne olduğunuzu şuradan biliyor. İstanbul seçimlerini Ekrem abileri kazandı. Hazmedemeyip seçimi iptal ettirdiniz. Zeykuşa, siz şuradan biliyor. Boğaz içine AK Partili rektör atadınız. Sarıyer'in kurucu ilçe başkanını, AK Parti kurucu ilçe başkanını, AK Parti'den milletvekili aday adayını, AK Parti'den Sarıyer belediye başkan aday adayını belediye başkanı adayı yapmadınız. Sarıyer'e layık görmediniz. Milletvekili yapmadınız. Buraya layık görmediniz. Ama onu getirdiniz. Boğaz içine rektör yaptınız. Partili rektör Sonra da gidip Boğaz kapısına kelepçe takıp Türkiye'yi dünyaya rezil ettiniz. Boğaz içine rektör yaptıkları adam Boğaz içinde ders verecek ehliyete sahip değil. Boğaz içinin kuralı var. Yurt dışında dünyada ilk yüzün içindeki çok popüler bir okulda doktorasını alacak ki gelip çocuklara bir katkısı olsun. Bunun mezuniyeti de Boğaz içinden değil. Boğaz içine ders almaya gelmiş, vermeye kabul almıyor. Kural bu. Kitap yazsa Boğaz içinin kütüphanesine giremez. Kendisi sınava girse Boğaz içine giremez. Boğaz içinde hoca olacak liyakate sahip değil. Boğaz içine rektör yaptınız siz bunu. Ve bir tek şey var. Çok net olarak söylemek lazım. Hani bir şey hatırlatılacaksa şunu hatırlatırız gençlere. Bu Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk ve İsmet İnönü'ye, bu ülkenin iki kurucu babasına, birinci ve ikinci cumhurbaşkanına, milli mücadelede canlarını ortaya koymuş, ölümlerden dönmüş iki kahramana iki ay yaş dedi geçmişte. Niye dedi iki ay yaş? İçki içmişler beraber. Yani yaşam biçimine bakış açısı öyle ki, Atatürk ve İsmet Paşa geçmişte içki içtikleri için iki ay yaş dedi. iki ay yaş. Gençler bir şey bilmiyor diyor. Onlara öğretin. Gençler bakınca bunları görecek geçmişte. Belki onlar yeni doğmuştu. Belki küçüktüler. Ama onlar asla bu ülkenin kurucu babalarına Atatürk'e in önüye ayyaş diyen birini affetmezler. Bunu çok net görmeniz lazım. Bir de be bütün beklentilerini boşa çıkarıyorsunuz. Bu kadar sorunu var gençlerin. Ben sordum. Gençlerle bir sohbet ortamı olan bir yayında, bir Twitch yayınında sordum. En çok ne istediler benden biliyor musunuz bu meclisten? Hayvan hakları yasasını çıkarın dediler. Çağrı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hayvanlara eşya muamelesi yapılıyor dediler. Kaç yıldır söz veriyorsunuz, nerede yasa? Yıllardır söz veriyorsunuz. Nerede hayvan hakları yasası? Birlikte çalıştık, toparladık, koyduk. Niye çıkarmıyorsunuz? Hayvana eziyeti, hayvana tecavüzü, hayvanı öldürmeyi en ağır şekilde cezalandıralım. Gençler bunu bekliyor. Gençler kadın cinayetleri konusunda bir şeyler yapılsın istiyor. Gençler kadın hakları konusunda bir şeyler istiyor. Gençler kişileri cinsel yönelimlerinden dolayı ötekileştirmeyin istiyor. Hiçbirinde yoksunuz. Hiçbirinde yoksunuz. Ondan sonra 30 sene önceyi anlatacağız. Neyi anlatacaksın? Emir komutayla bir şey yapmak sarayda senin yanındakilerde var. Öyle gençlere bunu söylemekten olmaz. Ve artık bıkkınlık veren bir şey var Recep Tayyip Erdoğan'da. Aşağıda baktığında bunların grup başkan vekilleri, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadın milletvekilleri, Meclis Başkan Vekili Sayın Süreyya Bilgiç bir takım kötü olayların, bir takım suçların, bir takım yanlışların kişinin partisinden ilişkilendirilmesini ve herkese mal edilmesini çok yanlış olduğunu söylerler. Biz de söylüyoruz. Tecavüzcünün partisi olmaz. Tacizcinin partisi olmaz. CHP'de numunelik Birkaç olay olmuş. Canan Kaftancıoğlu balyoz gibi tepesine binmiş. Ben partiden atıyorum ama sen git savcılığa hakkını ara demiş. Örtbas mörtbas kimse etmemiş. Bu iki olayı diline dolayıp CHP taciz tecavüz falan filan birlikte anıyor CHP'yle. Saymaya bir gün dedim gelin deneyelim. Aynı durumda AK Parti ilçe teşkilatlarında yaşandığını bildiğimiz 32 somut olay var. Dokuzuncu da durun dediler. Durun. Yapmayın bunu ya dediler. Tacizcinin, tecavüzcünün partisi mi olur? He biz de onu söylüyoruz. Olmaz. Allah hepsinin belasını versin. Hemen hangi partideyse atmak, hemen hangi partideyse yargı önüne çıkarmak lazım. İki olayı diline dolayan Tayyip Erdoğan'ın partisindeki 30 küsür olay var. Dokuzunu söyleyince sus diyorlar aman. Ama diline dolamış söylüyor. Biraz daha söylerse gerçekten kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim. Ama bize yakışmaz. AK Partililer tacizcidir, tecavüzcüdür denmez. AK Partililere ayıp. Tacizcinin, tecavüzcünün, hırsızın partisi olmaz. O bir partiye mensup olabilir ama o suç bütün herkesi bağlamaz diye bakıyoruz. Ama bunu böyle yaparlarsa, buna böyle devam ederlerse Gençleri, kadınları kandırmak için neden insanlar aç, insanlar işsiz, insanlar yoksul. insanlara aşı temin edemiyorsun, hastalıktan koruyamıyorsun ama bunları konuşmak yerine böyle dersem acaba CHP'yi yıpratırım mı diyorsun. Bunlara hepimizin karnı tok. Ama çok meraklıysan okurum yine aşağıda. Şimdi önemli sorunlarımızdan bir tanesi aşı. Bir kez daha söyleyelim. Bugün tahmin ediyorum 75-80 yaş arası büyüklerimiz aşılanıyor. O büyüklerimizden ricamız şu. Bizim sözümüze kıymet veren, bize inanan, partimize inanan, bana inanan kim varsa hangi görüşten olursa olsun sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz. Aşılamak için size geldiklerinde, teklif ettiklerinde sakın aşıyı reddetmeyin aşıya ulaşan aşıyı mutlaka yaptırsın. Çünkü bu hastalıktan bizi kurtarırsa bu aşı kurtaracak. Bu aşı korkulacak bir yönü olmayan, sağlığınızla ilgili kötü bir şey yapmayacak ama vücuda uygulandığında tutarsa ki yüksek oranda tuttuğu söyleniyor. Rakamlar onu gösteriyor. Sizi hastalıktan koruyacak bir aşıdır. Sözümüze değer veren herkes aşısını vurdursun. Birincisi bu. Ama Aşıyı da bulan vurdursun. Aşı bulunuyor mu burada çok ciddi sorun var. Sa Sayın Sağlık Bakanının kendi sözleri, ilk aşı 11 Aralık'ta gelecekti, aralığın sonunda geldi. Aralık'ta 20 milyon doz, Ocak'ta 20 milyon doz, Şubat'ta 10 milyon doz Sinovac gelecek demişti. Ocak bitiyor. Sağlık Bakanının beyanına göre, geçen ay yaptığı bilgilendirmeye göre 40 milyon doz aşımızın olması lazım. Şu ana kadar dokuz buçuk milyon doz aşı geldi. Üç mi geldi, altı buçuk bir geldi? O yüzden bakmayın şimdi eskiden ne diyorlardı? Biz günde bir buçuk milyon kişiyi aşılayacak potansiyeldeyiz. O potansiyelde miyiz bilinmez ama bir milyon olsun, beş yüz bin olsun yapabiliriz. Çünkü çok hızlı, çok fedakar, çok yetenekli, çok becerikli bir sağlık ordumuz var bizim. Şu ana kadar bir buçuk milyon doz olmuş. Bu neden? Ağırdan alıyorlar, ağırdan aldırtıyorlar. Aşı yok. Aşı olsa günde bir buçuk milyon doz aşılarız diyorlardı. O zaman ne olması lazımdı? Şu ana kadar, bugüne kadar 25 milyon kişi aşılayabilirdik. Hayır, 30 milyon kişi aşılayabilirdik günde bir buçuk milyon dozla. Ama zaten 9 milyon doz aşı var, ağırdan aldırıyorlar. Yavaş yavaş atıyorlar. Mesela demiyorlar ki 65 yaş üstünün hepsini aşacağız. 90 yaş üstü, 80 yaş üstü. Bugün 75 de 80. Haftaya 70-75. Çünkü aşı'nın arkası yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. 40 milyon doz aşı elimizde olsa bizim sağlık ordumuz hızlı aşılamayı tamamlar. Ayrıca Cumhurbaşkanı söylediği 50 milyon doz aşı övünülecek değil, utanılacak bir rakam sadece 25 milyon kişiye aşılacağız demektir. Yani gerçekleşse bile ki bakıyorsunuz dedikleri tutmuyor. Söylenenin dörtte biri gelmiş. Ama hepsi gelse bile 25 milyon kişi. Oysa biz göçmen misafirlerimiz dahil 87 milyon kişiyiz. Bu 87 milyon kişinin en az 60 milyonunu aşılamak durumundayız aşılamadığımız takdirde bu hastalıktan kurtulamayız. Bak kötü bir tarafı da şudur. Başta aşılananlar günü geldiğinde aşısız hale gelecek. Üç ay sonra antikorları bitecek. Ondan sonra da bir manası kalmayacak. Bir ara aşılandık. Antikorumuz gelişti. Sonra antikor bitti. Yine hastalığa aşırız olacak. Ondan bu sorunun bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Bu konularda hep çok dikkatli olmaya, örnek olmaya aşı karşıtlığına hizmet etmemeye çalışıyoruz. Yoksa işin iyi yürütüldüğü, iyi yönetildiği yok. Berbat durumdalar. Ancak aşı kıymetlidir. Aşıya ulaşabilen kendisi aşı sırası gelenin mutlaka aşısını olması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan sözcüsü Ömer Çelik ve Siyasi bu kalemin mahirini al. Neden bu kalemin diyoruz adama durduk yerde? Şundan diyoruz. Siyasi konjonktüre göre renk değiştirdiği için. Renk değiştirir bu kalemim gibi. FETÖ güçlüyken FETÖ'cülere övgüler düzer. PKK'yla Abdullah Öcalan'la müzakere edilirken hemen o işleri çavunur. Bu müzakereler Tukak'a olduğunda Hemen karşıya geçer milliyetçi olur. Ondan Mahir Ünal'ın bu kalemunluğu bu. Bugün de yine televizyonda bir sürü bu kalemunluk yaptı. Onu söylüyoruz. Mahir Ünal'ın ciddiye alınacak bir tarafı yok. Yanarlı dönerli bir siyasi figürdür kendisi. Yanar döner. Yarın CHP iktidar olsun. Mahir Ünal'a biz yapmayız da kimse korkmasın. Siz yolladığınızda Mahir Ünal'dan hepimiz kurtulacağız. Asla yok ama farz misal gel Mahir Bey dersen bu kalemundur döner CHP'li olur döner böyle zaten dedem de CHP'liydi. Büyük dedem de CHP'liydi. Biz zaten Atatürkçüyüz. Ben AK Parti'nin içindeki en Atatürkçü figürdüm. Mahir Bey böyledir. Ama bunların hepsi CHP'ye saldırmak dışında hiçbir şey konuşmazlar. Şundan konuşmazlar. Millet yoksuldur. Millet işsizdir. Millet güvencesizdir. Milletin sağlığı tehlikededir. Bunların dertleri milletin bu konuları konuşmamasıdır. Bunların dertleri darbe gelecek arkama geç. Kim toplanacak arkanda işsizler. Ezanımıza saldırı var arkamda toplan. Kim toplanacak arkanda? Koruyamadığın, krize mani olamadığın, iflasa sürüklediğin, icralara düşürdüğün esnaflar. Efendim Büyük tehdit altındayız. Beka sorunumuz var arkama geçin. Kim gelecek arkana? Traktörünü haciz ettirdiğin köylüler. Kim toplanacak arkana? İzmir'de bir hafta tir tir titrettiğin, elektriğini kestiğin mahallenin romanları. Kim toplanacak arkana? Sürekli sürekli borç altında olduğu için o kredi kartından bu kredi kartına bütün harcama limitleri dolmuş memur kardeşlerimiz kim toplansın arkana? Işsizler ordusu, AK Parti'den torpili olmadığı için iş bulamayan gençler. Yok öyle bir şey. Bakın DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun talepleri var. O talepleri dile getirmek, gündeme getirmek, yükseltmek boynumuzun borcudur. Diyor ki, askeri ücret Vergi dışı bırakılmalıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde asker ücretten vergi alınmaz. Türkiye'de asker ücret bırakın yoksulluk açlık sınırının altındadır. Askeri ücreti alan da karnını doyuramamaktadır. Bir de bundan devlet vergi almaktadır. Bu vergiyi kaldırın diyor. SGK kesintileri, sosyal güvenlik kurumu kesintileri hiç değilse pandemi sürecinde hazine tarafından karşılanmalıdır. Hazine'den patronlara dünya kadar destek yapıyorlar. İşçi sosyal güvenlik birimini kendisi ödüyor. Örneğin 12 yıldır, 12 yıldır işverenlere 5 puanlık SGK indirimi yapıyorlar. 5 puanlık. Yapın ama dönün. Bir 5 puan da bu işçi kardeşlerimiz için yapın. Bir fabrika var. Patronunun ödemesi gereken SGK payına teşvik var. Fabrikada çalışan askeri ücretliye yok. Buna itiraz ediliyor. Itiraz ediyoruz. Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu talebin yükselmesi gerekiyor. Herkesin bunu istemesi gerekiyor. Ya Aziz Şerkezoğlu muhalif bir kişilik. Diskin genel başkanı. Aslında güllük gülistanlık her şey. Hadi disk sol bir sendik olduğu için Sosyal Demokrat bir partiye daha yakın. O zaman biraz da sağa kulak verelim. Şöyle yapmamak lazım. Dünya görüşü kendisinden olmayanların söylediklerini duymazdan gelmemek lazım. Memur sen var. AK Parti'nin desteklediği memur sendikası. Memur sen ne olursan işlerin daha yolunda gidiyor memuriyette. O kadar hani Yandaş sendika diye de söylenen ama sendika ise üyelerinin hakkını savunmak boynunun borcu olan memur sen demiş ki kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine en düşük memur aylığının yüzde onu kadar seyyanen zam yapılmalıdır. Yani diyor ki bütün memurlara en düşük maaş kaçsa bakın 3500 liraysa 350'şer lira dağıtın maaşlarına ilave yapın kalıcı olarak bir seferlik ve herkese düşük memura daha çok denk gelecek yüzde olarak yüksek memura daha az. Bunu talep ediyor. Kim talep ediyor? İktidara en yakın memur sendikası. Neden yapmıyorsunuz? O sendika sizin bir dediğinizi iki etmiyor normalde. Çağırdığınızda sizinle bir geliyor, bizi kınıyan metinlere imza atıyor falan. Hadi bizi dinlemiyorsunuz. Memur seni dinleyin. Ne zararı var? Tebrik ediyoruz memur seni. Sendikacılık yaptığı için, bir talep dile getirdiği için, bir soruna işaret ettiği için, yoksulluğun altını çizdiği için. Hadi yapın bunu. Yok. Memur sen memur, onları dinlemeyeceğiz. Biz amiriz, onlar memur. O zaman işçi sendikası var, hak iş. Size yakın. Siz kolluyorsunuz, o da zaman zaman sizi bayağı güzel kolluyor. Ama sonuçta işçilerin örgütlendiği bir sendika sendikacılık yaptıkça arkalarındayız. Biz Hakis Sendikası sendikacılık yaptıkça destekliyoruz. Hakis Sendikası demiş ki kısa çalışma ödeneğinden yararlanma, kısa çalışma ödeneğinin miktarının arttırılması ve ücretsiz izne çıkarma şartlarının çalışanlarla yine düzenlenmesi talebimizi yineliyoruz. Kısa çalışma ödeneği diyor ki iş, herkes yararlanamıyor. Bunu genişlet. Bizce de genişletin. Diyor ki miktarı az arttır. Bizce de arttırın. İşçilerle yine bunu genişletin diyor yapın. Bunu CHP söyledi diye yapmıyorsanız hak iş söylemiş bak. Miktarı az arttır diyor. Bizce de arttır. Kapsam dar genişlet diyor. Bizce de genişlet. Süre süre uzat diyor. Bizce de uzat. Ha bir de Hakişe de şunu söyleyelim. İşçiye ne veriliyorsa kardeşim işçiye verilen her şeyi işsizlik sigorta fonundan veriyorlar. İşsizlik sigorta fonu işçinin kumbarası. İşçinin kumbarasına kanun gereği işçi, işveren ve devlet para atıyor ama işçinin kumbarası o. Şimdi onun içinden alıp işçiye veriyorsunuz. O sahir zamandaki işsiz kaldığında alacak para. Ama şimdi o sigortayı eritiyorsunuz, bitiriyorsunuz, yok ediyorsunuz. Oysa işverene yapılan, esnafa yapılan, memura yapılanlar hazineden yapılıyor, işçiye yapılan işçinin kumbarasından. Şöyle düşünün, evde hepimizin çocuğu var, çocuk büyüttük. Onun bir kumbarası var. O kumbaraya o da para atar, harçlığından arttırırsa. Babası da para atar, bayramda anası da para atar, dedesi de para atar. Çocuk bir şey istediğinde bir ihtiyacı var. Senin işine üstüne düşen bir görev var. Çocuk kitap istiyor. Getir bakalım kır kumbarayı. Kumbaradan kitap al. Ya da bayram geliyor. Aç bakalım kumbarayı. Senin bayram açlığını senin kumbaradan çıkarıp vereceğim. Çocuk isyan eder. Siz isyan etmiyorsunuz kardeşim. Siz işçi sendikasısınız. İsyan edin buna. Patrona hazineden işçiye sizin kumbaranızdan. Ve o kumbara bitiyor, tükeniyor. Gerçek amacına uygun kullanılması lazım. Bunun takipçisi olmak lazım. Son sözümüz bir bilgilendirme, önemli bir bilgilendirme. Etkili yaptığımız bir basın toplantısının etkisini gösteren bir bilgilendirme ve o basın toplantısından dolayı yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir konuda bilgilendirme. Dedik ki Aha Ziraat Bankası Yönetim Kurulu. Sayalım. Ahmet Genç Yönetim Kurulu Başkanı. Veysi Kaynak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eski Başbakan Yardımcısı. Hüseyin Aydın Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi. Yusuf Bilmez Yönetim Kurulu Üyesi. Faruk Çelik Eski Bakan Yönetim Kurulu Üyesi. Feyzi Çıtır Yönetim Kurulu Üyesi. Mahmut Kaçar Eski Vekil Yönetim Kurulu Üyesi. Seyruh Kaleli Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili yönetim kurulu üyesi. Mehmet Nihat Ömeroğlu eski ombudsman yönetim kurulu üyesi. Gülnur Aybet Cumhurbaşkanı'nın baş yönetim kurulu üyesi. Yahya Akben yönetim kurulu üyesi. Bu liste doğru. Ve dedik ki biz bir basın toplantımızda bu yönetim kurulu üyeleri maaş alıyorlar. Öğrendik ki 18 bin liraymış bir telefondan. Ayrıca 2 Mart tarihinde payı adı altında ek ödeme kendilerine ödeniyor. Öğrendik ki doğruymuş. Bir de Sayıştay tespit etmiş ki bunların limitsiz kredi kartları var, limitsiz. Bu kredi kartlarından yaptıkları harcamaları da Ziraat Bankası'na ödetiyorlar. Sayıştay demiş 3 milyon harcama tespit ettim. Bu harcamaların ne olduğunu istedim, bana göstermediler. Biz bunu dile getirdik. Anayasa Mahkemesi'nin eski üyesi ve başkan vekili Serruh Kaleli beni aradı. 2019 Mayıs'a kadar Anayasa Mahkemesi'ndeymiş. Emekli olduğu gün Anayasa ay yine 2019'un Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi görevi bitince Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na atanmış. Maaşlarının 18 bin lira olduğunu, İki maaşlık kar payı olduğunu doğruladı. Ancak limitsiz kredi kartının kendisine de verildiğini doğruladı. Bankaya başvurmuş, yazı almış. Kendisi yolladığı için ve duyurulmasını istediği için duyuruyorum. Ziraat Bankası altında müdürün imzaları var, genel müdürlükten imzalar burada. Bu kredi kartını sonu 1196 kendisine verdik diyor. Bir de ek kart verdik diyor. Kartın basın tarihinden itibaren bir harcama yapmadınız diyor. Serruh Kaleli bu kartın yönetim kurulu üyelerine limitsiz bir kredi kartı verildiğini doğruluyor. Ancak kendisi etik bulmamış harcamamış. Sayıştay da diyor ki 3 milyon harcama var. Bana göstermiyorlar. Şimdi diğer yönetim kurulu üyeleri kamuoyunu bilgilendirsin. O kredi kartlarından harcama yapmayanlar belgelerini yolladıkça kamuoyunun bilgilenmesi sebebiyle o konudaki görevimiz gereğince çizeceğiz. Şimdi çizdik. Serruk Kaleli'yi çizdim. Harcamaları bunlardan biri yaptı. Yolladıkça düştüm. Kim yaptıysa çıksın. Limitsiz kredi kartlarından kim ne kadar harcadıysa yollasın göstereceğim. Serru Bey'e söyledim. Belgesini yollayın söyleyeyim dedim yolladı. Kartın verildiği yazıyor. Kendisine kartın verildiği yazıyor. Numarasını da yazmışlar birkaç yerini çarpılayarak. Başını sonunu yazmışlar. Verdik harcamadınız diyor. Serru Bey 18 bin lira maaş almış. Serru Bey iki maaş ikramiyeyi almış. Ama limitsiz kredi kartı kullanmayı doğru bulmamış. Diğerleri doğru bulmuş. Başka bulmayan varsa mektuplarını bekliyoruz. Buradan açıkça söyleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz.